Gelinler isterse, isterse kayınvalideler çeyiz sandıklarını verirler. Bakalım ne demişler. Çok sevdiğiniz, gözünüzden sakladığınız böyle bir çeyiz sandığınız var. Tamam mı? Vardır ya. Tabii tabii. Evet, olur. Bunlar yok değil mi çeyiz tamam. sandığı? Yok yok yok. 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 Hiçbir şey giden sandık bir şey getirmiyor. Evlendikten sonra al anne bunları diyorlar. Lazım değil. Bu çeyiz sandığınızı hepinizin var şimdi. Evet. Evet. Çeyiz sandığınız. Geliniz bir gün geldi ki çok beğeniyor tabii. Diyor ki anne bunu bana verir misin? Dekoratif olarak kullanmak istiyorum. Verir misin? Ben? Ya aslında veririm. Niye vermeyeyim ki? Ama. Ama yıpratmasın. Ama dekoratif kullanacağım diyor. Çeyizimi. Evet, çeyiz sandığını. Sandığı İstemiyor mı? Aslında. Bak yüzüne bak. İstemiyor vallahi. Ne desem? Fatih Bey. Ne dedim? Ne he desem, ne yok evet. desem. Kaldı ara yere. Veririm ama veririm dedim. Veremem. Son kararım. Ben de veremem. İşte onun için de dantellerim, kanaviçelerim var. Onları saklıyorum. Hatıra saklıyorum. Vermem. Hiçbirimiz vermiyor. Ama şimdi kimse vermez evet, da Fatih. Kesinlikle. Vermez misin? Kesinlikle vermem. Onları bir açıp bakar mısın? Bakıyoruz. Onlar benim özel eşyalarımdır. Bakıyoruz. Çok değerlidir. Evet, buradan da anlıyoruz ki kayınvaliden bana günahını bile vermez. Ben ne etsem yaranamıyorum bu gelinlere. Ben ne yapayım? Valla ben çok şaşırdım. Hani bütün annelerden beklerdim de senden anne hiç beklemezdim. Sen neden böyle bir vermez misin gerçekten? Benim yani sandığım çok büyük. Ne yapacaksın sen benim büyük sandığımı? Senin sandığın daha güzel. Küçücük onu dekoratif yap. Ama şimdi ben seninkini almak istemişim ki bir işime yarayacak. Ya da düşünüyorum benim mesela hobi odam var. Çok güzel onu bir köşe ayarlamışım. Büyük küçük vermek evet. istemiyorsun. Ama beni şaşırttı yani ben. İlk defa şaşırttı evet, seni. Evet şaşırttı. Bu sandığı. Kızınız isterse verir misiniz? Hayır, benim için özelse vermem. Bana hiç vermeyiz. Kızım anne vermem. Kıza zaten giderken şeyi sandığını veriyorsun çeyiziyle beraber. Kızım tek. Aynı benim yaşıma geldiği zaman benim de bir çeyiz sandığım olsun diye aynı öyle çeyiz sandığı yapıp peşine veririm. İçinde aynı güzel şekilde doldururum. Peki, yapar. Allah kekimden versin, vefat ettiniz. Amin. Kime bırakırsın? Reyhan Hanım, ne diyorsunuz? Kime bırakırsın? Kızına mı? Kızıma. Kızına. E gelin çok istiyorsa. Kızıma bırakırım. Çünkü annem bile bileziklerini, yüzüklerini, altınlarını, küpelerini kızlarına bırakır. Ezgi nasıl bakıyor ama bak. Annem de öyle yaptı. Hayır, yeri geldi mi anne kız gibi olmak isterler. Bir çayı sandığını istemişiz, dekoratif olarak kullanacağız. Vermediler, ölürken de bırakmıyorlar. Baştan beri diyorum, kızım yok ama gelinim kızım gibi olamaz. Açıkça basın. Olamaz tabii. Olamaz. Peki sandığını kızın varsa ona mı bırakırsın? Kızım varsa kızıma bırakırdım, gelinlere bırakmazdım. Ama Hanife abla. Hayır. Ben kızın açıkça... yok. Hayır ama... kızı var. Var bir tane ama kızım varsa ben kızıma sandığımı bırakırdım, gelinlere bırakırdım. Zaten gelinin kızın gibi olamaz ki. Kim bunu diyorsa yalan diyor. Normali de o Yaseminciğim. Biz de onun annesi. Nasıl olmaz? Ya tamam biz de demiyoruz size bırakın sandıklarınızı. Ya bak şöyle olmaz. Şimdi gelininle tartıştığın an, bak önceden de ben onu söylüyorum. Gelininle tartıştığın an seni söyler. Paylaşır. Ama kızınla tartıştığın zaman yer yarılır, içine düşer ya. Aynı o şekilde olur. Evet. Orada kalır. Peki şöyle diyelim. Söyle. İki tane kızım var veya bir tane kızım var. Söyle. İki tane gelinim var. Kızlarından çok gelinin seninle beraber. Her şeyine koşuyor. Olabilir. Her şeyini yapıyor. Ama kızların hep geri planda. Kızlar gezmede. Veya evli. Belki ama sen iki elin kanlı olsa gene gidiyorsun onun. Her şeyini yapıyorsun. Gene mi diyeceğim bana ama, gelinime vereceğim, kızıma vereceğim diye. Belki onu da eşi bırakmıyor. Bırakmıyor. Belki gelinimi de oğlum zorla yaptırtıyor. Sen konuş. Yasemin'cim sen. Konuş Yasemin'cim sen. Bak bu programda ben Allah'ıma bir şükürler olsun. Bu programda her şey ortaya çıkıyor sevgili evet, izleyiciler. Öğrendim, bu karnına gelin mevzusu ortaya çıkıyor. Ama kötü bir şey demiyoruz ki. Ay kızım canım deyip arkadan yapıyor. Evet. Bunlar çıkıyor ortaya.